Zeyd bin Sabit'e yöneliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, diyor ki ey Zeyd, git bak bakalım diyor. Mücahitlerin arasında Sad bin Errebi'yi göremiyorum diyor. Niye ona özel bir iltifatı var ben bilmiyorum. Hadisin sonunda biraz çıkacak ortaya ama bu kadar özel bir iltifat neden var? Bunu bilmiyorum. İnşallah bunu kıyamet gününde öğreneceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki git diyor Sad bin Ebi Rebi'yi göremiyorum diyor. Eğer diyor ona rastlarsan kalbini diyor nasıl hissettiğini bir diyor bir sor diyor ona. Allahu Ekber. Diyorum ben niye ona sordu? Niye böyle bir şeyle muhatap oldu? Bilmiyorum bunu. Ama dedi ki ona dedi benden selam söyle. Kalbini dedi nasıl hissediyor? Durumu ne? Zeyd gitti şehitlerin ve yaralıların içerisinde bir baktı ki Sad radıyallahu an artık böyle can çekişiyor. Ölmek üzere. Bu adam vahiy katibidir Müslümanlar. Abdurrahman bin Af'ın kardeşidir. Yani o Medine'deki kardeşlik hukukundan biri de yapmıştır. Artık can çekiştiği esnada onlarca yara almış. Zeyd gidiyor, diyor ki Sad diyor, Resulullah sana selam söyledi. Diyor kalbini nasıl hissettiğini sordu. Sad döndü dedi ki selam dedi sana ve Resulullah'a olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme git. De ki Sad bin Ebi Rebi cennetin kokusunu alıyor. Allah'a bak. Cennetin kokusunu hissediyor. Allah bize böyle bir ölüm nasip etsin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylerken Allah cennetin o mis kokularını almayı bizlere nasip etsin. La ilahe illallah sözlerini terennüm ederken sema ehlinin böyle bize yaklaşıp da korkma, üzülme, Allah'ın sana vaat ettiği cennetle sevin müjdesine inşallah mazhar oluruz. Allah Azze ve Celle böyle güzel ölümleri bizlere nasip etsin. Çünkü bu dünyada çok yaşamayacağız ha Müslümanlar. Gençler, ne olur ölmek için yaşayın. Yaşamak için değil.